Sabahın bu sisli vaktinden herkese merhabalar. Bugün 4 Aralık 2020 ve BİM'e bambu gelecek. Ben bambu olup olmadığını bakacağım. Olursa eve bir tane bambu alacağım arkadaşlar. Evet, ilerliyorum. Broşüre bakıyorum. Bambuyu görüyorum. 4 Aralık'ta içeriye giriyorum. Şu anda sabahın saatleri. Saat 10'u çeyrek geçiyor. Aktüel ürünlerin olduğu yere doğru ilerliyorum. Evet, buldum. Ben erken geldiğimi düşündüm ama bayağı satılmış. İnceliyorum arkadaşlar. Daha yeşil olmasına, daha diri olmasına dikkat ediyorum. Fakat hani diğer türlü de endişelenmeyin. Hani bir hafta boyunca ya da 2 hafta boyunca bunlar biraz kapalı ortamda kalabiliyorlar. Hafif sararabiliyorlar. Hani o sizi endişelendirmesin. Eve geldiğinizde aydınlık bir yere koyarsanız kendi rengini alacaktır. Evet, diğerlerine de bakıyorum. Suyu bitmemiş. Hani bu benim için ideal. Köklenmiş. Yeni filizler, sürgünler de vermiş. Hani canlı bir çiçek olduğunu anlıyorum. Canlı, büyümeye nazır. Evet, kesilen yerlerden bir kapatıcıyla kapatılmış. En üst noktaları. Bir tanesini seçeceğim arkadaşlar. Biraz ilerliyorum. Saksı da görüyorum. Hala orkide saksıları da var. Almaya niyeti olan varsa bakabilirler. Bir tane seçtim şimdi arkadaşlar. Ve kasaya doğru ilerliyorum. Şöyle bakıyorum. Evet, sosyal mesafeye de dikkat ederek sırada ilerliyorum. Ödemeyi yapıp çıkacağım. Evet, ödemeyi yaptım. Çok mutlu oldum arkadaşlar. Bir tane daha çiçeğim oldu. Bambu. Evet, ilerliyorum ve beni bakalım kimler bekliyormuş? Hayvan dostlarımız. Evet, bir tane değil, hatta birkaç tane hayvan dostumuz bizi bekliyor. 2, 3. Evet, onlar benden kaçıyorlar. Uzaklaşmaya çalışıyorlar. Korktular, biraz ürktüler. Bu daha rahat. Sokak hayvanlarını da unutmayalım. Onlara gerekli yerlere yiyecek de bırakmayı ihmal etmeyelim arkadaşlar. Evet, şimdi ben eve doğru ilerliyorum artık. Evet, bulamayacağım diye endişelenmiştim ama bir tane aldım. Çok fazla da almak istemedim. Hani diğerlerine hem kalsın hem de farklı yerlerden farklı bambular da almak istiyorum. Artık kışa doğru yaklaşırken bazı ağaçların budandığını da görebiliyoruz. Bazı güller de budanıyorlar. Evet, bir kedi de burada bizi bekliyor. Ürkütmeyelim ama ürküttük. Evet, bahçedeki sukulent bahçesine, şimdi sukulentlerin olduğu yeri tekrar size göstermek istiyorum. Geceleyin üstlerini örttüm. Bazen geceleyin çok soğuk olduğu zamanlarda üstlerini örtüyorum. Şöyle bakıyorum durumlarını. İyi görünüyorlar. Öğleye doğru açacağım üstlerini. Bazen hem gece ve hem de gündüz eğer soğuk olduğu zaman üstlerini tamamen kapalı bırakıyorum. Diğer taraftan da kontrol ediyorum. Sizler de üşüyebilecek olan çiçeklerinizin üstlerini bu şekilde örtebilirsiniz. Aydınlık ve güneş de alması gerekiyor bunların. Aydınlık ya da dış mekanda daha iyi bakıldıkları için özellikle bahçede bekletiyorum. Bakın, bunları kapatmadım. Soğuğa çok dayanıklı bu sukulentler. Evet, artık eve geldim. Evde görüşürüz. Hepinize tekrar merhabalar. Evet arkadaşlar, eve geldim ve ben bu şans bambusuna ilk başta neler yapacağımı sizlere göstermek istiyorum. Bakın, şuraya kadar su dolu. Bunu böyle, evet, bu şekilde de durabilir. Toprağa da dikebilirsiniz. Ama en güzel arkadaşlar, su içinde şans bambusu büyüyor. Bu sebeple ben bir cam, gördüğünüz gibi bir vazo belirledim. Plastik bir vazo da olur arkadaşlar ama bunun bir ağırlığı var. Hani ağırlık onu tartabilir ve düşebilir, hani devrilebilir. Bu sebeple cam vazo tercih etmeniz daha uygun olacaktır. Şimdi ben buna su dolduracağım ama ne kadar su dolduracağım? Bu gördüğünüz köklerini kapatacak kadar su doldurmam yeterli. Biraz daha aşacağım.
Musluktan doldurmuyorum arkadaşlar. Hazır su dolduruyorum. Ya da musluktan aldığınız suyu biraz beklettikten sonra o suyu kullanabilirsiniz. Evet, damacanadan su dolduruyoruz. Bakalım yeterli mi? Bu kadar yeterli arkadaşlar. Evet, şu şekilde yeterli. Şimdi bundan çıkartacağız. Çok kolay. Şu şekilde arkadaşlar, şu plastik. Bunu gördüğünüz gibi çıkartıp ve içine koyacağım arkadaşlar. Bu aparatı çıkartırken dikkat edin, kökleri biraz zedelenebilir. Şöyle içine koyuyorum. Bakıyorum köklerini kapatmış mı? Evet, kapatmış arkadaşlar. Şimdi ilk başta aldığınızda bunlar birazcık hafif sarı olabilir. Hani biraz aydınlık rengi olabilir. Çünkü geldiği yerde arkadaşlar, hani kapalı bir ortamda, aydınlık olmayan bir ortamda gelebiliyorlar. Fakat bakın şöyle görebiliyorsanız, tam pencerenin önüne koymuyorum arkadaşlar. Aydınlık bir yere koyuyorum. Kuytu bir yere koymuyorum. Çok güneş alan, direkt güneş alan bir yere koymuyorum. Ne zarar verir bambuya? Direkt güneş alan bir yere koyarsanız yakabilir, zarar verebilir arkadaşlar. Suyunu ayda bir ya da iki ayda bir, bu su kötü olmaya başladığında değiştirebilirsiniz. Bir de arkadaşlar, şu görüyorsunuz, şu şurasını, şurası kapatılmış, hani kesilip kapatılmış. Hava almaması gerekiyor bambuların. Eğer hava alırsa buralardan çürümeler başlayabilir. Burayı da mumlayabilirsiniz eğer hava almaya başlıyorsa. Tek aldım arkadaşlar. Hani farklı yerlerden de tekrar bambular alıp bunu doldurmak için bu şekilde tek aldım. Bambu, bambu ailesinden değil aslında. Hani bambuya benzerliğinden dolayı bambu denebiliyor buna. Çin'de, Orta Asya'da yetişen harika bir çiçek arkadaşlar. Şans bambusu deniyor. Hani bunun sayılarına göre farklı inançları olanlar var. Hani 3 tane olursa, işte sarı renk bağlanırsa, farklı farklı şekillerde, farklı farklı boyutlarda alınırsa gibi farklı bir şans eve getireceği düşünüldüğü için şans bambusu denebiliyor. Bakalım, umarım güzel büyür. Yanına diğer farklı da getirip koyarım. Bu şekilde şöyle gördüğünüz gibi çilli begonyanın, birkaç menekşenin yanına koydum. Umarım filiz verdiğini, o filizlerin büyüdüğünü ve onlardan nasıl çoğaltma yapacağımı sizlere gösterebilirim. Bakımı çok kolay ve çok rahat olan bir bambu alıp sizler de bakabilirsiniz. Evlerinizde büyütebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın.